10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 471. Kerem Ertesi G-Ün yola revan olup giderken sabaha yakın idi, başladı seher yeli esmeye. Gel bu kızı ona verelim, eğer vermezsek bunun ahüzarı bizi harap eder. Yukarıdaki cümleler okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu cümlelerde geçen altı çizili kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK'nın Türkçe sözlükünden kontrol ediniz. Cevap: yola revan olmak, yola çıkmak ahüzarı, ah çekmek, ağlamak, sızlamak 2. Metne göre Hasene Hanım'ın Kerem'i gül bahçesine davet etmesinin sebebi nedir? Belirtiniz. Cevap: Kerem'in Aslı'ya gerçekten aşık olup olmadığını anlamak için. Üçüncü okuduğunuz metinde Kerem'in Aslı'yı gördükten sonraki tavrı ne olmuştur? Cevap: Hasene Hanım'ın ayaklarına kapanıp ona saygı göstermiştir. Dördüncü okuduğunuz metnin sonunda Kerem ile Aslı kavuşmuş mudur? Siz olsaydınız bu metnin son bölümünü nasıl düzenlerdiniz? Cevap: metnin sonunda Kerem ile Aslı yanıp kül olmuşlardır. İki sevgilinin ancak külleri birbirine kavuşmuştur. Ben olsaydım iki aşığı mutlaka kavuştururdum. Beşinci metindeki kişilerin özelliklerini belirleyiniz. Belirlediğiniz özellikleri aşağıdaki şemalara yazınız. Cevap: Kerem, aşkı için her şeyi göze alan, fedakar bir aşıktır. Aslı, aşkı için her şeyi göze alan, fedakar bir sevgilidir. Hasene, Kayseri Bey'in kız kardeşidir. Kerem'in aşkının doğruluğunu öğrenmek için onu sınar, gerçek olduğunu anlayınca aşıkların kavuşmasını ister 6. Metnin dil özelliklerine bakıldığında metinde nazım ve nesir bölümlerinin olduğu görülmektedir. Bu durum metnin dil ve anlatımını nasıl etkilemiştir? Cevap: halk hikayelerinde olayın anlatımını hızlandırmak için nesre başvurulurken, duyguları daha etkili yansıtmak için nazım kullanılmıştır. Nazım bölümleri anlatımı daha canlı ve etkileyici hale getirir, okuyanların veya dinleyenlerin ilgisini çeker. 7. Bu metinde hangi bakış açısı tercih edilmiştir? Metinden örneklerle açıklayınız. Cevap: İlahi bakış açısı kullanılmıştır. Örnek: zira kendinin hayali geniş idi. Eğer sevdası küçük ise onu öldürtecekti. Baktı ki Kerem gözünü Aslı Han'dan ayırıp kızların hiçbirine bakmaz. 8. metindeki çatışmaları belirleyerek bunun konu ve temaya katkısını belirtiniz. Cevap: ayrılık kavuşma, iyi kötü çatışmaları vardır. Hikayedeki aşk teması bu çatışmalar sonucu etkili olarak ortaya çıkmıştır. 9. metinden hareketle o dönemin sosyal ve kültürel özellikleri hakkında sözlü olarak bilgi veriniz. Cevap: Kerem ile Aslı halk hikayesi dönemin sosyal ve kültürel özellikleri hükümdarlık-beylik sisteminin varlığı dönemin siyasi yapısını gösterir. Beşik kertme geleneği: Kerem ile Aslı daha doğmadan aileleri tarafından beşik kertmesi ilan edilirler. Keşişin Müslüman aileye kızım vermek istememesi, dini farklılıktan doğan çatışmaların varlığı, nişan iddeti, Kerem ile Aslı'nın nişanlanması, büyü ve sihir yapma, keşiş in Aslı'ya sihirli bir elbise giydirmesi, aşıkların diğer gezip sazla türkü söylemesi dönemin sanat anlayışının yansımasıdır. Kerem'in hak aşığı olması dini inanışı gösterir. Ahiret inancı bu dünyada kavuşamayan aşıkların cennet kavuşacakları inancı. 10. metnin ana düşüncesinden hareketle hikayeyi oluşturan olay örgüsünü tespit ederek aşağıdaki şemalara yazınız. Cevap: aşk her zorluğa katlanma gücü veren en yüce duygudur. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.